Da umut olması gereken altılı masada da bayrak indirenler var. Türklüğü kaldıranlar var. Anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmayı düşünenler var. Şaşkınlıkla izliyorum. Yani bunlar herhalde Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli hayranları diye düşünüyorum. Yani Erdoğan'dan kurtulalım derken Türkiye'yi kaybedeceğiz bunlar. Korkuyorum ya. Yani. Böyle bir saçmalığın ortasında buluyoruz kendimizi. Biz memleket partisi olarak boşuna demiyoruz. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket diye. Şaşkınlıkla izliyorum. Bugün Sayın Davutoğlu'nu izliyorum. İmza atacakmış genel başkanlar. Kendilerine sekreter arıyorlar. Ya böyle cumhurbaşkanı olur mu? Yani %50+1'le seçilecek adam gelecek. %0,5 almış partinin genel başkanına soracak. Şuraya genel müdür kimi yapacağım? Buraya yönetim kurulu üyesi kimi yapacağım? O imza atacak, o da kabul edecek. Yani şaşkınlıkla izliyorum. Bunlar peynir ekmekle kafayı yemişler herhalde. Böyle devlet yönetimi olur mu? Türkiye'yi bu uçurumun kenarından çekip alacağız. Kimsenin kuşkusu olmaz. Bu bir komedi. İktidar ortak aklı yitirmiş. Bilimden uzak. Muhalefet de ortak aklı yitirmiş. Mesela 2018'de İYİ Parti bugünküne göre daha güçsüz konumdaydı. CHP'ye muhtaçtı o zaman. 15 milletvekili CHP İYİ Parti'ye verdi. Hatırlayın o günleri. 15 milletvekili vermesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener'den biz sana 15 milletvekili veririz ama sen de Muharrem İnce'yi destekle demedi. Bunu demedi. Şimdi kendine olunca mı herkes beni desteklesin istiyor? O zaman niye istemedi? Acaba 2018'de kazanmak mı istemiyordunuz? Acaba kaybetsin Muharrem İnce diye mi planlarınız bu şekildeydi? İzliyorum ama hiç merak etmeyin. Türkiye'yi bu badireden kurtaracağız. Memleket Partisi'nin genel başkanının siyasi deneyimi buna yeterlidir. 6 tane genel başkanın sekreteryasını mı yapacak Cumhurbaşkanı? Bu komediden öte bir durumdur artık. Yani geçi artık bir şey kalmadı. Seçim kapıda. Artık bu tartışmayı da bırakmak lazım. Gerçekten Türkiye'de artık anayasa yok, yasa yok, güvenlik yok. Sinan Ateş'in başına gelen hepimizin başına gelebilir bu ülkede. Bu ülke artık sokakları güvenli değil. Bu ülkenin sokaklarında gezerken hepimiz tedirginiz. Kadınlar tedirgin, çocuklar tedirgin. Okula giden çocuk da tedirgin. Sokağa çıkan kadın da tedirgin. Herkes tedirgin. Arkadaşlarını öldürüyorlar bu memlekette. Bugün gideceğim ailesine başsağlığı dilemeye. Ve devlet bitmiş. Devletin gelenekleri yok olmuş. Kuralları yok olmuş. Çivisi çıkmış bu ülkenin. O çiviyi yerine çakacağız. İnşallah. Bravo. Bravo. Bravo.